Merhaba Gerçek TV izleyicileri. Bu hafta da daha önceki haftalarda olduğu gibi Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi ve askeri konulardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu haftaki konumuz Eylül ayının 3. haftasındaki aralığındaki gelişmelerle ilgili olacak. 7 tane dosyamız var. Ben öncelikle kısaca dosyaların muhteviyatından bahsetmek istiyorum. Birincisi Türk sihalarının ihracat başarısıyla alakalı birkaç not ileteceğim. İkinci dosyamız Teknofest'in ardından Teknofest'te yaptığım kısa bir röportaj ve oradaki birkaç izlenimimden bahsedeceğim. Üçüncü dosyamız Mamne ile Kuzey Irak, Mamne olduğu tahmin edilen mühimmatla Kuzey Irak'ta yapılan ilginç bir harekattan, daha doğrusu bir operasyondan bahsedeceğim. Ve Yunanistan'ın yeni füze alımları ve yeni bir atılımı var. Bu da çok ilginç ve çok önemli bir gelişmeydi. Bunu anlatacağım. Daha sonra Amerika'da TikTok'a takılan, TikTok görüntüsüne takılan, gizli çekildiği iddia edilen garip bir siha ortaya çıktı. Bunu sizlerle paylaşacağım. Altıncı olarak da yine Lockheed Martin'in Amerika'da bir nakli uçaklarından bıraktığını iddia ettiği veya böyle bir proje olduğunu söylediği yeni bir seyir füzesi projesi var. Füze yeni değil ama atış şekli yeni. Bunu anlatacağım size. Ve yedinci dosyada Çin'de bir savunma sanayi fuarı var. Her yıl yapılan meşhur bir fuar. Bu fuarla alakalı birkaç ayrıntıyı, birkaç şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi birinci dosyadan başlayalım. Birinci dosyamız birkaç gün önce bir TB2, Türkmenistan'a satılan bir TB2'nin görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. Türkmenistan'ın kurtuluş gününde kuruluş gününde resmi bayramında orada resmi geçitte görüldü TB2 ve ilk kez görüldü. Şimdi buradan tabii şöyle bir şey oldu. Daha önce Selçuk Bayraktar işte 10 tane ülkeye satılıyor, biz bunlara yetiştiremiyoruz falan demişti ki ben bunu daha önce anlatmıştım. Burada bazı haberler çıktı. Özellikle Le Figaro gazetesinde Türkiye'nin ondan 4 tane ülkeyi sattığı ki bunları zaten biliyoruz. Geri kalan bu 10 ülkenin de hangi adaylar olduğunu Le Figaro gazetesi şey yaptı, yayınladı. Ben onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Türkiye daha önce zaten biliyorsunuz işte Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve Polonya'ya TB2 satmıştı. Bayraktar TB2. Fakat bu diğer 10 tane aday ülkenin içinde de işte Suudi Arabistan, Letonya, Bulgaristan, Sırbistan, ondan sonra Macaristan, Arnavutluk olduğu iddiaları var. Dolayısıyla çok geniş bir pazar payı olduğu görülüyor ve bayağı bir değişik ülkeleri, yani değişik formattaki ülkeleri hitap ettiğinden çok enteresan bir ihracat başarısı bu. Çünkü sadece NATO ülkelerini satmış olsa veya sadece Orta Doğu'ya, sadece işte Türkiye, eski Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri falan, hani oralarla bir bağlantı yapıldı denebilir ama çok farklı, bakın Sırbistan'dan Suudi Arabistan'a kadar çok farklı ülkeler var. Demek ki gerçekten artık Türk sihaları dünyada belli bir yere geldi. Zaten o malum işte Amerika, Çin'den sonra dünyada en çok SİHA, 15 yıl içinde çok büyük bir başarı kazanan ve SİHA konusunda neredeyse 3. sıraya yerleşmiş bir ülke olduk. Biliyorsunuz daha önce de Tunus'a Anka satılmıştı. Dolayısıyla mesela şimdi resimde de görüyorsunuz 4 tane SİHA'mızda çok farklı şeyler, mühimmatlar var. Yani Akıncı, Aksungur, TB2 ve Anka S 4'ünde de çok farklı şeyler. Burada da böyle bir stratejik bir pozisyon aldı SİHA'lar. Yani nasıl bir şey? Mesela diyelim ki Ukrayna ile Türkiye arasında bir dostluk ve askeri ilişkilerde böyle bir çok ciddi sıkı ilişkiler var. Rusya'nın orada bir ilhakı, işgali var. Türkiye oraya bir F-16 filosu gönderemez. Mesela direkt Rusya ile muhatap olmayacağı için. İşte Ukrayna'nın silah ihtiyacı var. Biz F-16'larımızın bir kısmını ona hibe edemeyiz. Çünkü bizde ancak bize yetecek kadar var diye düşünelim. Direkt tank ihraç edemiyoruz. Gemi hemen satamıyoruz. Gerçi tam satılacak ama hani hemen donanmanın envanterindeki işte fırkateynlerden 5-6 tane hibe edemiyoruz. Yapılabilecek ne var? Yapılabilecek TB2 vardı bakın, yani bir ihracat olarak onlara destek olabilecek hemen SİHA'lar yardıma yetişti. Ve dolayısıyla burada SİHA'lar artık kendisi stratejik bir silah sistemi değil ama gerçekten Türkiye'ye böyle bir stratejik bir açılım sundu gibi. Yani çünkü bakıyorsunuz Afrika ülkelerine, işte Azerbaycan'da Karabağ Savaşı'nı desteklemek için çok değişik yerleri. Çünkü şu anda SİHA'lar evet bir savaş çağını asla ikame edemez ama günümüzün teknolojisinde özellikle gayri nizami harp, böyle asimetrik unsurlarla veya çok yoğun olmayan kısıtlı çatışmalarda ve özellikle
artık ordular eski savaşlardaki gibi insan hayatını böyle hiçe sayıp çok fazla asker yani insan zayiatı vermeyi de göze alamıyor. Yani hem siyasi liderler hem toplum baskısı. Çünkü hepsi bir oy kaygısı içinde. İşte Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin bir sebebi de çok fazla orada asker kaybetmesi ve bir psikolojik baskıydı. Yani daha doğrusu siyasilere olan baskıydı. Dolayısıyla SİHA'lar burada her şeyde bir imdada yetiştiği için hani stratejik bir silah sistemi değil ama ülkede çok ciddi böyle bir o yönelik bir derinlik, bir ilişkilerde bir alternatif sunuyor ve Türkiye'de bunu bu şekilde başarmış oldu. İkinci konumuz Teknofest. Biliyorsunuz geçen hafta Salı günü ile Pazar günü arasında Teknofest vardı Atatürk Havalimanı'nda. Bir önceki programda zaten ben gitmenizi tavsiye etmiştim. Anlatmıştım da birazcık Teknofest'i. Çok muhteşem gösteriler oldu. İşte Türk Yıldızları, Solo Türk, Akıncı, Aksungur, TB2, Atak, Gökbey helikopteri. Yani hemen hemen Türkiye envanterdeki bütün hava araçları, nakliye helikopterleri esnetmişler. Hepsi oradaydı. Ancak orada çok ilginç olan şeyler neydi? Mesela Azerbaycan'dan MiG-29 gelmesiydi. Daha da ilginç olan halka ilk kez, yani halk önünde ilk kez gösteri yapan yeni çift motorlu işte Baykar'ın Akıncı SİHA'sı ilk kez F-16 ile beraber çok alçak, F-16 tabii çok yavaş bir hızda alçak irtifadan seyircilerin hemen biraz ilerisinden uçtu, onlara gösteri yaptı. Akıncı ile Hürkuş uçtu. Yani Hürkuş biliyorsunuz eğitim ve hafif saldırı uçağı, yani light attack denen. İkisi muhteşem bir ikili olarak orada bir gösteri yaptılar. Ve çok daha ilginç bir şey, 5'i birden aynı karede poz verdiler ki ben de Salı günü gitmiştim. Bizzat kendimle çektim. Zaten Twitter'dan takip ediyorsanız beni orada da görmüşsünüzdür. Hemen o anda çektim ve attım Twitter'dan o görüntüyü. Yani hemen saniyesi saniyesine. Ve sonra da medyada da çok fazla bu görüntü şey yaptı. Hatta Teknofest'i kendisi de paylaştı. İşte Selçuk Bayraktar falan herkes paylaştılar o günkü videolarda. Ne vardı görüntüde? 2 tane atak vardı. Şimdi zaten görüyorsunuz. Tam atakların ilerisinde milli helikopterimiz yani sivil genel maksat helikopteri Gökbey ve arkada da Hürkuş'la Akıncı onlara arkasından geçerken yani 5'i aynı karede kadraja yakalanmış şekildeydi. Son derece orijinal bir görüntüydü. Bir de öncesinde yani Salı gününden önce Pazartesi günü işte İstanbul Boğazı'nın yani bir ucundan bir ucuna kadar tamamen Boğaz'ın üzerinde o hattı takip ederek işte F-16'larla F-4'ler, F-4 Terminator'lar ve Azerbaycan MiG-29'larının geçişi vardı. Onunla ilgili fotoğraflar da yansıdı ki A-400M'den yani nakliye helikopteri, nakliye uçağı. İşte spotter'lar arka taraftan o uçağın kapısı, paraşütçüleri hani bırakırken şey yaptıkları arka kapı açıldı. Normal kargo kapağı ve oradan fotoğraf çektiler. Havada muhteşem fotoğraflar vardı ki çoğunu görmüşsünüzdür. Bir tanesi de şu anda ekranda. Dolayısıyla Teknofest de bu şekilde bitti. Ama orada başka ilginç şeyler de vardı. Yarışmalar vardı. Biliyorsunuz bir sürü roket yarışması, İHA yarışmaları falan yapıldı. Türkiye'de binlerce genç işte liseler arası işte yani belli bir yaş grubundaki çocukların. Ben bir tanesine rastladım ve çok amatörce bir röportaj yaptım diyeyim. Genç arkadaşımız da birinci olduğunu görünce cep telefonumu bir kısa bir çektim. Şimdi o yayını izleyelim ve ondan sonra da zaten 3. dosyamıza geçeceğiz. Teknofest'te liseler arası İHA yarışması, sabit kanat kategorisi performans birincisi bir takımla, takımdan bir arkadaşla şimdi beraberim. Burada ilgimi çekti, dikkatimi çekti. İHA'ları iki görevi de başarıyla gerçekleştirmiş. Şöyle ben size göstereyim, şimdi birazdan kendisiyle de görüşeceğim. Evet. İsim soy isim neydi senin? Muhammed Zahit Dursun. Tamam Muhammed. Bize kısaca anlatır mısın? Görev neydi? Nerede birinci oldunuz? Ne yaptınız? Yarışmamız Bursa'daydı hocam. Geçen hafta. İki tane görevimiz vardı. Lise arası Türkiye genelinde. Ön teknolojisi yarışmasında. İki görevi de otonom şekilde yaptık. Ve birinci görevde otonom şekilde en hızlı bitiren. İkinci görevde de Dubai'ye en yakın otonom şekilde atan takım olduk. Sonucunda şampiyon olduk. Birinci oldunuz değil mi? Evet. Tamam. Yani İHA'nız görevleri başarıyla gerçekleştirdi. Kaç kişisiniz? Takımımız 7 kişi ama TÜBİTAK'ta da Türkiye ikincisi olduğumuz için takımın yarısı da orada duruyor. Tamam. Tam olarak okulun neresi, nedir onu bir anlatır mısın? Okulumuz Eskişehir'de Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Uçak bakım alanı öğreneceğiz. Kaçıncı sınıfsın sen? 12. sınıf. Ama model uçak kulübümüz olduğu için
9'dan itibaren yetiştirmeye başlıyoruz. Yani gelecek nesillerde devam edeceğiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi üçüncü dosyamız da şu. Kuzey Irak'ta bir terör hedefine, yani önemli bir terör unsurunun, artık bu tam olarak kim olduğunu bilmiyorum, PKK'nın sözde komutanlarından biri veya oradaki önemli bir elemanı diyelim. İşte Toyota Land Cruiser resimde de görüyorsunuz fotoğrafta. Toyota marka böyle lüks bir jeep, Land Cruiser'ın içinde seyahat ederken işte MİT ve hava, deniz, hava veya kara kuvvetleri, yani daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT'in yaptığı ortak bir operasyonla hedef etkisiz hale getirildi, öldürüldü. Şimdi orada ilginç olan, resim fotoğrafta gördüğünüz gibi bayağı bir tartışma oldu Twitter'da. Yani önceden tahmin ettik aslında biz, hani nasıl diyeyim, savunma medyasındaki arkadaşlar kendi aramızda konuştuk zaten, ama sonradan birkaç kişi de yazdığı için artık söyleyebiliriz. Hani ilk önce biz hani duyumlar ve şeyleri direkt ismini falan da yazmak istemedik ama işte mamle olduğu söyleniyor. Ama burada ilginç olan şu, hani Amerika'nın biliyorsunuz böyle Hellfire'ın içinden bıçaklar açılan ve özellikle harp başlı olmayan, yani arabanın içine girdiğinde patlamayan bir Hellfire tank savar füzesi var. Özellikle bunu Apache'lerden ya da bu Rapier Predator SİHA'lardan atıyor. Hatta Irak Devrim Muhafızları lideri Kasım Süleymani'yi öldürmüştü. Onu işte normal Hellfire ile öldürdüğü anlaşıldı. Çünkü araba bayağı bir tahrip olmuştu. Ama El-Kaide liderini mesela, daha önce liderlerinden birini, o içinde bıçaklar açılan Hellfire ile öldürmüştü. Yani diyelim ki burada sizin koltuk, şoför koltuğu var. Yanında adam oturuyor. Direkt o adamın üzerine giriyor. Araçta patlama yok. Yandaki adam ölmüyor. Arkadaki ölmüyor. Sadece oturan adam ölmüş oluyor. Türkiye'de acaba böyle bir şey mi yaptı diye çok spekülatif şeyler konuşuldu ama aslında değil. Muhtemelen, tabii resmi açıklama yapılmadı ama artık sosyal medyada da yazıldığı için rahat rahat söyleyebiliyorum. Hani söylemekte mahsur görmüyorum. Muhtemelen Mamne, bizim süzülen mühimmat, yani UMTAS roketlerinin, tank savar füzelerinin arkada motoru çıkarılmış ve bizim SİHA'larımızın aylardır, yıllardır kullandığı, yani en çok kullandığı mühimmat Mamne. Küçük bir, zaten fotoğrafını görüyorsunuz, küçük bir süzülen mühimmat, harp başlığı da küçük, kanatçıkları açılıyor. Direkt hedefe lazer güdümünü, bunun da lazer arayıcı başlık var, lazer güdümünü hedefe tam isabet yapıyor. Ama harp başlığı var, patlıyor. Ama burada araç patlamamış. İşte zaten tartışma da buradan çıktı. Yani Mamle ise araç niye patlamamış? Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Yani Mamle'yi yapıyorsun da illa başına, ön kısmına veya lazer arayıcı başlığının hemen arkasına çok her zamanki standart harp başlığını koymak zorunda değilsin. Belki şöyle bir şey yapmış olabilirler. Çok fazla parça tesisinden dolayı bilye doldurmuş olabilirler. Veya başka penetrasyon şeyleri, işte araçları veya işte başka şeyler, artık roket teknolojisine ne gerekiyorsa. Dolayısıyla aracın içine girdikten sonra çok küçük bir patlama, fakat parça testleriyle oradaki hedefi imha edecek kadar olabilir. Çünkü aracın üst tarafı delinmiş, fotoğraflarda gördüğünüz gibi hafif bir basınçla kapaklar, kapılar da patlamış. Ama araçta bir yanma, çok büyük bir patlama yok. Dördüncü konumuz da Yunanistan'la ilgili. Biliyorsunuz Yunanistan son yıllarda çok ciddi silahlanmaya başladı. Ve Türkiye'nin çünkü milli savunma sanayinin çok ilerlemesi ve birçok silah ve mühimmat yapması Yunanistan'a da bir nevi gaz verdi. Biraz mecbur kıldı diyelim. Gerçi Türkiye F-35'ten oldu. Bu onları baya baya bir rahatlatmış olması lazım ama diğer taraftan bizim milli geliştirmişte atmaca gemi savar füzemiz, işte Bora balistik füzemiz ve özellikle SİHA'lar Yunanistan'ı ciddi sıkıntıya sokuyor. Nerede? Ege'de. Yunanistan'ın buna bir hamle yaptı. İşte geçenlerde Naval grubun LinkedIn sayfasından bu ilan edildi. MBDA var, meşhur biliyorsunuz. Bu Avrupa'da çok ortaklı firma. Onun Naval Grup mutabakat anlaşması yapıldı. Neydi bu anlaşma? İşte hava savunma ve müdahale fırkateyni görüşülüyor şu anda Yunanistan'da. Tamam, Yunanistan'da fırkateyn alınıyor. Çok büyük sıkıntı değil. Türkiye'de de fırkateyn var, Yunanistan'da da var. O alıyor, biz iyi sınıfı yapıyoruz. İşte TF-2000 hava savunma muhribi yapacağız. Burada sorun yok. Ama burada dikkat çeken husus, sorun olan, biliyorsunuz bu Falkland Savaşı'nda eksoketlerle Arjantinliler, Fransız yapımı eksoket füzeleriyle İngiliz gemilerini batırmıştı ki bu gemiler çok, yani bu anti ship füzeleri, gemi savar füzeler çok başarılı füzeler. Zaten var Yunanistan'da ama Yunanistan bunların en son modelinden de, yani eksoket MM40 Blok 3C'den alacak. Bu aldığı gemide onlardan olacak ve daha da ilginci,
Aster 30, yani EuroSam Aster 30, SAMP'ti blok 1. Şimdi Aster 30 Türkiye'nin 9 yıl süren Tölramits, yani Türkiye'nin yüksek irtifa hava ve füze savunma ihalesi projesinde 3 adaydan biriydi. Patriot ve Çin füzesi HQ9'la birlikte. Hatta en güçlü adaydı ama biliyorsunuz Çin füzesi seçildi. Daha sonra birkaç, bayağı bir 7-8 ay sonra Davutoğlu hükümeti zamanında, Davutoğlu başbakanken iptal edildi. Sonra milli antibalistik füzemiz yapılacak dendi. İşte 15 Temmuz'da S-400 falan derken sonradan S-400 alımından sonra tekrar EuroSam'da bir niyet anlaşması yapıldı. Ama işte Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı, işte diğer o Zeytin Dalı ve diğer birçok harekatlar, Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatlar. Fransa biliyorsunuz çok ciddi bir PKK destekçisi. O yüzden çok ciddi bir sıkıntı yaptı ve bayağı bir bozuldu anlaşma. Hatta Cumhurbaşkanı ile Macron'un telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın işte bu EuroSam anlaşmasının, EuroSam'la ortaklığın devam etmesini söylediği medyaya yansıdı. Ama Fransa tarafından çok sıcak karşılanmadı. Dolayısıyla bizim alamadığımız, ki alsaydık bu füze gerçek bir antibalistik füze, çok iyi bir hava savunma füzesi ve çok iyi bir seyir füzesi imha etme yönüyle seyir füzelerine karşı çok etkili bir füze. Dünyada aynı zamanda geniş konuşlu olabilen nadir antibalistik füzelerden biri. Yani TF-2000 hava savunma muhribine biz Hisar ve diğer hava savunma füzelerimizi koyacakken antibalistik füze olarak henüz yok ki elimizde. Ne koyacağız diye düşünmeyecektik. Direkt bu Aster 30'u koyabilecektik. Şimdi Aster 30, evet, Bora füzesini vurabilir mi, vuramaz mı tartışıldı. Evet, vurabiliyor. Niye? Çünkü işte bu İsrail'in yaptığı İran balistik füzelerini simüle eden işte Blue Sparrow, Silver Sparrow gibi çeşitli İsrail'in sadece antibalistik füzeleri test etmek için yaptığı bir füze çeşidi var. Yani tek amacı havadan atmak, bir balistik füzeyi simüle etmek ve antibalistik füzeyle, yani Arrow'lu onları vurmak. İşte bunlardan Aster kiraladı, aldı, daha doğrusu satın aldı ve bunlar da EuroSam satın aldı ve bunlara test etti. Yani bu füzeyi balistik füzelere karşı test etti ve testler de başarıyla sonuçlandı. Dolayısıyla menzili 600 kilometreye kadar olan balistik füzeleri de vurabildiğini kanıtladı ki Bora'nın menzili 280 kilometre. Ama şu var tabii. Bu füzenin menzili öyle çok da fazla değil işte. 30 kilometre menzili, 17 kilometre irtifa sınırı var. Dolayısıyla kıyılara yakın bölgelerde savunma yapabilir. Yani Yunanistan iç anakarasındaki bir hava üssüne düşecek olan bir Bora füzesini ta denizden tutup vuramaz. Yani böyle bir şey yapamaz. Dolayısıyla o önemli bir şey. Ama burada esas sıkıntı olan nokta veya bizim için sıkıntı demeyeyim de hani bizim düşünmemiz gereken nokta şu. Aynı zamanda seyir füzelerine karşı etkili olduğu için Yunanistan'ın esas almasının amacı Bora füzesinden ziyade Atmaca gemisi var ve bir de Atmaca'nın daha önceki programlarda anlattığım gibi Atmaca KKK, yani kara kuvvetlerine yapılan bu GLCM versiyonu, yani karadan karaya atılan seyir füzesi versiyonuna karşı ve özellikle de gemisi var Atmaca'ya karşı etkili olabilecek. Yani Yunan donanmasının etrafında donanmanın bir görev grubunu korumaya çalışacak ve biz Atmaca füzesiyle taarruz ettiğimizde bu füzelerle onları vurmaya çalışacak, vurabilecek kabiliyette. Ama tabii savaş ne olur belli olmaz, yani 10 tane atarsın 5'ini vurur, 5'ini vuramaz, o 5'i görevini yapar. Bunlar çok spekülatif şeyler olur. Ancak dikkat çekici bir alımdı. İşte daha önce biliyorsunuz OHQ58 Kiowa Warrior denen OH-58D keşif, hafif taarruz ve keşif helikopterlerinden aldı Amerika'dan. Bayağı bir büyük bir kısmını da hibe ettiler. Bunlar Yunanistan'ın bu Apache helikopterlerini ve diğer taarruz helikopterlerini hem keşif desteği sağlayacak, birlikte adaların etrafına saklanıp bizim korvetlere, gemilere saldırması için, hem de kendisi de hafif silah taşıyabiliyor. Bunlar bizi çok çok sıkıntı yapmadı gördüğüm kadarıyla, Türkiye bunları veya donanma, deniz kuvvetleri. Ama Aster 30 ve Exocet, bırak Türk donanması, Rus donanması veya istersen Çin donanması, hatta Amerikan donanması, hiçbirinin sıkıntı yapmayacağı bir füze sistemi değil. Bunu söyleyeyim. Exocet dünyaca ünlü bir gemi savar füze. Aster 30 da S-400'den çok çok daha başarılı bir antibalistik füze. Ve hava savunma füzesi olarak da kesinlikle menzili S-400'den daha düşük olabilir ama çok başarılı. En azından şunu söyleyeyim. Moskova gemisi var Rusların. İçinde bir sürü S-300 dolu.
işte Fransızların frenleri, Almanların ve birkaç ülkenin de mesela Fransız uçak gemisini bile Aster'in bir alt versiyonu De Gaulle uçak gemisini Aster 15 kuruyor. Yani bu S-300'de Moskova kruvazörüyle Aster'in olduğu bir gemi olsa kesinlikle Aster'in olduğu gemi tercih etmek lazım. Yani daha güvenli veya daha koruma yönüyle. Çünkü Aster çok sonra yapılmış pif paf teknolojisi olan çok üstün bir hava savunma füzesi. Hatta IDF-13'e gelmişti. Ben orada da görmüştüm. Fotoğraflarını çekmiştim zaten. Ekranda da görüyorsunuz. Birkaç tane de yazı yazmıştım. Belki okuyanlarınız olmuştur. Şimdi bir sonraki videoya geçmek istiyorum. Garip bir SİHA'ya. Şimdi videoda görüyorsunuz. Amerika'da TikTok'a bir tane video şey düştü. Gizli çekim olduğu iddia edilen bir SİHA. Bazıları su altı aracı olduğunu da söyleyenler var. Yani SİDA değil de su altı insansız hava aracı. İşte 6. nesil savaş uçağının mock-up'ı veya RCS yani radar kesit alan testi mock-up'ı olduğunu söyleyenler veya onun cihazı olduğunu söyleyenler de var. Ama baktığımızda bu şekle veya bu görüntüye sanki F-35 ile beraber böyle ağ merkezli harp çerçevesinde F-35 ile beraber uçmasını uçacağı söylenen bu insansız hava araçları var ya daha çok stealth alanlar yani düşük radar görünüklü olan onlara benziyor. Çok değişik bir şekli var. Dikey stabilizeler yok. Kanatlar ve önden bakıldığında birkaç çizim daha yansıdı sosyal medyaya. Son derece RCS alanı son derece düşük olduğu gözüküyor. Yani stealth olduğu kesin. İHA olduğu da yani kesin çünkü pilot kabini falan yok. Dolayısıyla gerçekten gizli bir proje mi? Kasıtlı mı sızdırıldı? Yoksa bir zafiyet miydi? Yoksa çok önemsemediler de biri çekti attı mı? Onu bilmiyoruz ama yani Amerikan savunma medyasında da bayağı gündem oldu ve ha bu şu işte bu XQ-58A falan Valkyrie falan demedi mesela insanlar. Hani o da bir insansız stealth uçak. Kimse bilmiyor ne olduğunu. Böyle enteresan yani böyle gizli silah artık dünyada gizli silah kavramı son derece artık azalmış durumda. Zaten son 20 yılda 30 yılda bunun bir sürü örneğini görmüş olduk. Şimdi bir sonraki konuya ve videoya geçelim. Şimdi fotoğrafta ve videoda görüyorsunuz. Bir tane Amerikan seyir füzesi var. İşte JASSM-ER denen füze. Bunun 350 km menzilli modelleri var ama bu ER modeli 925 km veya 1000 km civarı arasında bir menzili var. Şimdi bunu uçaklardan atıyorlar. Bu bir ALCM yani havadan atılan seyir füzesi. Yani bizim SOM'un biraz daha uzun menzillisi. Ama tasarımı yine stealth tasarım. Yani düşük radar görünürlüğüne sahip. Fakat burada C-130 kargo uçaklarından kümeler halinde atıldığını görüyorsunuz videoda ki bu çok fazla, çok ileri bir düşünce. Ya da şöyle söyleyeyim, çok büyük bir güç çarpanı. Düşünseniz savaş uçağına ve hiçbir şey riske atmıyorsunuz. Bir tane savaş uçağına en fazla iki tane yüklüyorsun zaten bunlardan. Böyle bir şey yapmıyorsun. Düşmanın oldukça gerisinden, güvenli bölgeden, hava üstünlüğünün hatta hava hakimiyetinin sağlandığı bir noktada 5 tane C-130 gönderiyorsunuz. Her birine bir sürü bunlardan dolduruyorsunuz. Zaten önceden hedefler belli. Bunları havada paraşütle bırakıyorlar. İşte videoda görüyorsunuz. Hepsini havada bırak, ya daha doğrusu birazdan göreceksiniz. Videoyu da ekrana koyacağım. Hepsi bırakıyorlar ve hedeflerine gidiyorlar. Kargo uçakları geri dönüyor ki bu da son derece yenilikçi bir uygulama. Bu dosyamızı da bu şekilde burada bitiriyorum. Diğer bir dosyada Çin fuarındaki enteresan araçlardı. Şimdi Çin fuarında her zaman değişik şeyler ortaya çıkar. Mesela bundan birkaç yıl önce işte Global Security de bir Amerikan meşhur sitesidir. Çok da ciddi yorumları vardır. Orada Çin fuarlarında geçen şeylerin fiberglass'tan yapıldığını bazı ürünlerin. Yani bazılarının böyle kandırmak için işte psikolojik harekat. Gerçek olmana dair yazılar vardı. Ve ta eski yazılara baktım. Resimde birazdan göreceğiniz VZ8 veya DR8 denen bir delta kanat gibi olan ve arkada roket, turbo, ramjet motorlu bir SİHA var. Bunun için ilk çıktığında böyle yazmışlar. Ama şimdi anlaşıyoruz ki Amerikalılar yanılmış. Çünkü adamlar gerçeğini ve çok net gerçek oldu anlaşılan şekilde bu fuarda gösterdiler. Fotoğraflarda görüyorsunuz. Şimdi 4.5 Mach hız yapıyormuş. 40 km
ve 40 ile 50 kilometre arasındaki irtifada, yani HGV'lerin, yani hipersonik süzülme araçlarının olduğu irtifadan uçuyor ve 1170 kilometre civarı bir menzil olduğu tahmin ediliyor. Bunlar tahmin rakamlar. Şimdi burada şu var, arkada iki tane roket motoru var. Ramjet turbo, turbo ramjet motorluymuş. Bu bir SİHA. Fakat burada son yorumlarda şöyle diyorlar ki, çok pürüzsüz bir yüzeyi var. Çok hızlı, belli. Süzülerek de gidiyor. İHA'ymış bu, silahsızmış. Keşif amaçlıymış. Keşif amaçlı ise buna elektrooptik ve diğer keşif cihazlarını neresine koyacaklar? Yani bir ankayı, bir predatoru, bir akıncıyı düşünün. Altta kamera var. Birçok yerlerinde çıkıntılar var, çeşitli elektrooptik sistemler. Bu dümdüz bir HGV gibi. Yani tam bir HGV gibi. Dolayısıyla bunu nasıl yapacaklar? Yani bu çok mantıklı bir SİHA değil. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuca çıkıyorlar. Diyorlar ki acaba bunda HGV gibi bir taarruz şeyi mi var? İhtimali mi var? Yani aslında bir harp başlığı mı taşıyor? Yani HGV gibi aslında bir intihar drone mu? Yani normal SİHA gibi değil mi gibi yorumlar yapıldı. Bir diğeri de CR-500. Daha önceki programda bahsetmiştim. Bu döner kanat bir İHA ama yani normal insansız helikopter gibi düşünün. Fakat 8 tane veya 16 tane artık büyüklüğüne göre roket ve tank savar taşıyabiliyor. Yani düşünün, bir tank savar helikopter İHA yapmışlar helikopter gibi ve bir tank harekatında bunu saldıklarını düşünün. Yani biz şimdi tamam, evet, mamneyle şununla bununla vuruyoruz ama yani şimdi SİHA'ların bizikler büyük, çok yüksekte. Bu direkt çok alçak irtifadan helikopter gibi dalabilir. Yani alçak irtifadan yeri yalayarak uçabilir ve çok büyük, çok pahalı bir şey değil. Küçük yani. Çok kompakt bir şey yani. Ve 6 tane veya işte 16 tane bir hafif veya büyük tank savar taşıyıp tankları imha edebilir ki bu da bence son derece dikkat edilmesi gereken yenilikçi bir ürün. Hatta bu 2 yıl önce falan çıkmıştı. Bu fuarda tekrar görünce tekrar dikkatimi çekti. İsmini bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum. CR-500. Bu şekilde bu dosyamızı da sonlandırmış oldum. Evet, 8. ve son dosyamızda Kuzey Kore ile alakalı. Kuzey Kore bir füze fırlattı. Daha doğrusu medyada bu şöyle anlatıldı. Kuzey Kore bilinmeyen bir cisim fırlattı Japon denizine doğru dendi. Sanki Gora filmindeki gibi. Yani aslında bilinmeyen cisim, yani cisim dediğim bir füze yani. Bu bilinmeyen cisim çok enteresandı. Tabii öyle deyince ben de merak ettim, bu bilinmeyen cisim neymiş. Henüz ne olduğu belli değil. Füzenin ismi belli değil. Tamam, bir balistik füze olduğu anlaşıldı altında ama füzenin alt kısmı ile üst kısmı arasındaki farka bakarsanız üst kısmı aynı Çin'in DF-17'si gibi bir HGV olduğunu, yani hipersonik kayma süzülme aracı olan HGV. Biliyorsunuz HGV'ler balistik füzelerin üzerinde seyahat eden, daha sonradan balistik füzeden ayrıldıktan sonra yerden 40 ve 50 kilometre süratle işte yüksekte süzülerek ve manevra yaparak yaklaşık 10-12 Mach gibi süratlerle manevra yaparak gerek konvansiyonel başlık gerek nükleer başlık kullanarak ve bu sayede de bütün balistik füze savunma sistemlerini atlatmayı başarma ihtimali en yüksek olan sistemler. Burada ilginç olan şu. Şimdi dünyada HGV şu anda Avangard HVG'si ile iyi ki servise sokan ülke Rusya. Amerika çalışıyor. İşte ondan sonra Çin'in operasyonel olduğunu söylüyor DF-17. Dolayısıyla üçüncüsünü Kuzey Kore yapmış oluyor. Yani oradaki o şeye baktıklarında birçok kişi onun o Amerikalı uzman onun böyle benim sosyal medyada takip ettiğim HGV olabileceğini söylüyor ki ben de ilk gördüğümde öyle düşündüm. Ama inanamadım. Yok ya, bunlar HGV'de yapmamışlar. Ya bunu nasıl test yapacaklar? Ne zaman şey yapacaklar? Ne zaman o teknolojiye sahip oldular diye. Ama adamlar onu denediler ve Japon denizine düştü. Zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Şimdilik fazla bir fotoğraf yok. Çok ilginçti. Bunu da en son olarak sizinle paylaşmak istedim. Şimdi sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben bir sonraki hafta cevaplayacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Uyarı zil kısmını açın. Her hafta yine bu şekilde devam edeceğiz. Ben dediğim gibi sorularınızı tekrardan bakıp mutlaka değerlendireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.